Hünkârım, payitahtı gezerken buraya denk geldim. Hı. Bir adam sokakta dolaşan hayvanları buraya topluyor, türlü eziyetler ediyor, aç bırakıyor ve nihayetinde gömüyormuş. Kendisine mani olmaya çalışanlara da ben falanca paşanın adamıyım, dokunanı yakarım diyormuş. Allah zelil etsin. Allah cezasını versin. Açınız. Yuh olsun. Dicle'nin kıyısında bir koyun boğazlansa, adli ilahi Ömer'den hesap sorar diyen bir halifenin makamını işgal eden bizlere yuh olsun. Ne oluyor? Bu hayvanları buraya kapatan sen misin? Benim. Size ne? Çekin gidin buradan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Usame bin Zeyd'e, Usame, senin mesuliyetinde olan hayvanlar hususunda dikkatli ol. Yoksa kıyamet gününde onlar tarafından Allah'a şikayet edilirsin demiştir. Bunu işitmedin mi? Peygamber Efendimiz bir kavme uğramıştı. Onlar binek hayvanlarının üzerinde oturarak sohbet ediyorlardı. Resulullah bir hayvana zahmet ve meşakkatten uzak olarak binin, doğru dürüst terk edin. Yollarda ve çarşılarda konuşmak için onları kürsü yapmayın. Çok binilen vardır ki binenlerden daha hayırlıdır ve Allah'ın ismini daha çok zikredenlerdir diyerek bir hayvanın üzerine gereğinden fazla binmenin bile eziyet olduğunu söylemiştir. Bunu da mı bilmezsin? Ya sana ne be adam? Bırak, işine git. Bu benim işim. Bu masum var sana ne yaptı efendim? Sen nasıl bir canavarsın? Sen kendini onlardan üstün görürsün. Bu yüzden eziyet edersin. Bunların koruyucuları yok dersin. Lakin bilmezsin ki onları koruyan var. Bir Allah dostu gelip bize senin yaptıklarını anlatmayacak mı sandın? Bundan böyle onların koruyucusu benim. Bu masumların koruyucusu benim. Vallahi de billahi de bir daha gün yüzü görmeyeceksin. Tutuklayın. Emredersiniz hünkârım. Abdülhamit Han. Yıkıl! Açınız. Ah güzelim. Gel bakalım. Hı. Tamam. Peki, peki. Maşallah, ağa gibi. Adı ağa efendi olsun hünkâr. Peki, öyle olsun. Buradaki hayvanları saraya götürelim İsmail Hakkı Bey. Bundan böyle huzur içinde yaşasınlar. Sizin dervişlerinizin vazifesi payitaht sokaklarında aç ve susuz hayvan bırakmamak. Bunların hepsi kendi cebimden karşılanacak. Emredersiniz hünkâr. Ağa efendi de bundan böyle bizimle birlikte olacak. Maşallah.